Türkiye ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümeye, gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçme hedefine, vasiyetine uygun davranmaya ve Avrupa Birliği'ni hedeflemeye, tam üyeliği hedeflemeye, o demokratik standartları sağlamaya, ona uygun bir sivil anayasa yapmaya ama onu bugün anayasaya uymayanlarla değil seçimden sonra oluşmuş, demokrasi inancıyla oluşturulmuş o özgür mecliste yapmaya ve mümkünse en kısa sürede 10 yıllık bir hedef içinde milli gelirini Avrupa Birliği ortalamasına ve üzerine çıkarmaya, satın alma gücünü arttırmaya ve demokrasiye doğru yürüyecek. O taraftaki yol belli. O taraftaki yol Atatürk'ün çağdaşlaşma ve aydınlanma hedefleri doğrultusundaki yol ve sonu öyle ya da böyle başarıldığında ortalama 54 bin dolar milli gelir. Katıksız demokrasi, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve bağımsız ve özgür üniversiteler. Bu tarafa gidersek Şangay İşbirliği Örgütü'ne doğru. Bu tarafa doğru gidersek birikse üye olmaya, Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmeye. Bu tarafta ve bu tarafta şöyle bir fark var. Burada 54 bin dolar milli gelir var. Burada 4.500 dolar ortalama milli gelir var. Bu tarafa baktığınızda dünyanın en lüks araçlarını burada üretiyorlar. Örneğin Avrupa Birliği'nin nüfusuyla da ondan uyumlu olarak da etkisiyle de en güçlü ülkelerinden bir tanesi Almanya. Oranın şansölyesi dönemin Merkel dünyanın en pahalı Makam aracını ürettiler. On tane limuzin Mercedes. Bunlardan hiçbirine binmedi. Kendisi bir başka Alman markasının mütevazi bir minibüsüne biniyordu. Uçuşları da tarifeli olarak yapıyordu. Ekonomi sınıfında uçuyordu. Ama o on Mercedes'in bir tanesini bile bu tarafa satamadı. Hepsini bu tarafa sattı. İkisini biz aldık. Bir tanesini Birleşik Arap Emirlikleri, bir tanesini Suudi Arabistan, Galiba ikisini Katar. Hepsi bu tarafta. Burada liderler mütevazi halk zengin. Burada itibardan tasarruf yok. 14 tane mesela bizim filomuzda 13 tane uçak var. Bir tanesi uçan saray. Dünyanın en pahalı uçan cihazlarından bir tanesi burada. Ama halkın durumu ortada. Kendisi 60 bin dolar milli gelirle dünyanın liderlerine en pahalı arabaları satıp mütevazi minibüste gezen liderler burada. Burada halkı 4500 dolar ortalama milli gelirde olan, hadi Türkiye için söyleyelim, onu satın aldığı gün 9000 dolar milli geliri olan ama itibardan tasarruf etmeyenler var. Tarihi kavşak dediğim budur. Tarihi kavşak. Türkiye ya bu yana gidecek, gençleri vizesiz olarak Avrupa'yı nüfus cüzdanıyla gezecek, dünyanın hemen bütün ülkelerine vizesiz gidecek. Para'nın satın alma gücü 10 yıl sonra 10 kat artmış olacak diyelim. 10 artmaz, 8 artar. 15 yıl sonra 10 artar. Ama şöyle olacak. tayyip Bey gibi 6 sıfır attık diye evinmeyecek. Aynı burada diyor ya efendim 45 liracıklı diyor. Bir buçuk çeyrek yerine çeyrek çeyrek altın veriyor. 6 altı sıfır attım diyor. Hem maaşlardan atıyor hem etiketlerden atıyor. Ama bizim iktidarımızda maaşlardan, harçlardan veya eldeki paranın kendisinden değil etiketlerden bir sıfır atılacak. Öyle bir satın alma gücünü tercih ediyorsa Türkiye'de insanlar bu tarafa gidecekler. Tercihleri sadece cumhurbaşkanlarına, bakanlara lüks uçaklar, lüks arabalar, lüks sarayları kaybettirecek ama ülkeye çok şey kazandıracak. Dün gördük. Dün Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte bir gerçek ortaya çıktı. Bir anda gündeme sürekli bir bomba düşüyor malum. İlk önce gel anayasa değiştirelim dediler. Biraz önce paylaştığım cevabı verdik o kapıyı kapadık. Sonra dediler İsrail Türkiye'ye saldıracak gündemi ele almak için. Kapalı oturuma çağırdık anlat bakalım dedik anlatamadılar. Hiçbir şey anlatmadılar. O gündemden Türkiye'yi bir şekilde kurtardık yoksa her akşam İsrail ile Türkiye'nin fırkateyn sayılarını, F-35, F-16'larını karşılaştırmaya mail etmiş, o talimatı almış bir medya düzeni vardı ve umudu değil korkuyu örgütlemeye kalkıyorlardı. Ona engel olduk. Şimdi efendim Kürt sorunu yoktur ama Türkiye'nin terör sorunu vardır. Onu bitirmek için de birisi gelmelidir, bu kürsüye çıkmalıdır, bir konuşma yapmalıdır. Bütün sorunlar bitmelidir diyen bir anlayış dün ağzındaki baklayı çıkardı. Ne dedi? Ne olur Abdullah Öcalan gelse, konuşsa, umut hakkından yararlansa, yani serbest kalsa ama bir yandan da anayasa değişse ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden bu ülkenin cumhurbaşkanı olsa, ondan başka bir seçenek yoktur dedi. Neymiş? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutabilmek için Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş. Buradaki mesele buradaki mesele oradaki mesele Türkiye'de yaşanan bütün meseleler bir demokrasi sorunu. Yani Türkiye iyi olsun diye değil birileri iktidarı korusun diye bir bakış açısı var. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur diyor. Ama Hedefimiz dost değil, hedefimiz Erdoğan'a yeniden bir post diyor. Oturduğu postu kaybetmemesi diyor. Öyle olunca orada bir samimiyet olmadığı çok açık. Bizim burada şöyle bir samimiyet var. Biz Eskişehir'lilerin kendi belediye başkanı seçme ve o belediye başkanı tarafından yönetilme hakkı kadar bu hakkı Osmaniyelilerin, Rizelilerin kullandığı gibi Diyarbakırlıların, Mardinlilerin de kullanmasını savunuyoruz. Bunları demokratik bir bakış açısıyla hangi partiden seçildiğine ya da hangi coğrafyada olduğuna bakmaksızın yaptığımızda bütün Türkiye bütün sorunlarımızı aşmış olacağız. Ben 2011'de CHP'nin cezaevi komisyonu üyesi olarak aynı ziyarette hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Balbay ve Haberalı hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilmiş milletvekilini hem de o günkü BDP, bugünkü dem çizgisinden seçilmiş dört milletvekilini aynı Silivri cezaevinde ziyaret ediyordu. Aynı rapora yazıyor, aynı gazetelerde haberleştiriyor ve bunu MHP ile dem diye ayırmadan yapabiliyorduk. Tarih o milletvekillerinin FETÖ'cülerin kumpasıyla haksız yere içeride tutulduğunu ve bizim aklı o gün tuttuğu pozisyon itibariyle Tayyip Bey'in haksız olduğunu söyledi. O günlerin kudretli savcısı Zekeriya Öz ülkeyi nasıl terk etti kimse bilmiyor ama bir fare gibi kaçtı. Şimdi başka savcılar var. Yeni kumpaslar kuruyorlar ve tek hedefleri var bir pazarlık. O pazarlıktaki al ver, onun için zorlama, onun için şantaj ama Esenyurt'taki CHP'li belediye başkanına, Mardin'deki Ahmet Türke kayyum atayacak kadar ileriye gidebiliyorlar. Biz samimi bir yerden bakıyoruz ve diyoruz ki bir sorun konuşulacaksa yeri meclistir. Masanın etrafında tüm siyasi partiler yerlerini almalıdır. Açık ve şeffaf olunmalıdır ve toplumsal mütabakat sağlanmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak en temel yaklaşımımız şudur ki hiçbir Kürt ben ikinci sınıf vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu sorun demokratik yollarla çözülmelidir. Ama bu çözüm yapılırken olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz toplumsal mütabakat olmalı ve şehit ailelerinin, şehit annelerinin, şehit çocuklarının, şehit eşlerinin ve gazilerimizin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir çözüm üretilmemelidir. Birini getirip de apar topar meclis kürsüsüne çıkarmaya kalktığınızda ben o gözlerin içine bakamam. Devlet bahçeli nasıl bakacak bilemiyorum. Ama ama ben ama ben mecliste kurulan bir komisyonun bütün sorunları dinlemesini, bütün sorunlara demokratik yollarla yasama faaliyetleriyle çözümler üretmesini Büyük bir kardeşlik projesine dönüşmesini ve en sonunda hem şehit cenazelerinin, hem annelerin gözlerinin yaşlarının durmasını hem de ayıptır söylemesi bir buçuk trilyon dolar harcadık bu terörle mücadeleye bir buçuk trilyon dolar bugün büyüklük olarak herhalde Türkiye bütçesinin iki katından fazla değil mi hocam iki katından fazla ve öyle ki o bütçenin bütün o kemiğini memiğini bırakın. Gerçekten fazladan kaynak yarattığınızda, yaratacağı katkı refah açısından baktığınızda aynı anda tüm emeklilerin, tüm emekçilerin, tüm çiftçilerin, tüm esnafların, tüm gençlerin bugünkü beklentilerinin herhalde beş misliyle karşılanabileceği bir kaynak ortadan gitmiştir. Türkiye'nin geleceğinde bu kaynağı da muhafaza etmek ve bir başka yönüyle biriktirmek ve bu ülkenin gençleri için, bu ülkenin güzel insanları için harcamak fevkalade önemli olacaktır diye düşünüyorum. Biraz uzattım ama kitlenin ilgisinden ve toplantının hem nite, niceliksel hem de niteliksel olarak önemine, durumuna verdiğim önemden dolayı hem buradayız hem de birazcık bütün bu gündemi sizlerle birlikte değerlendirmek istedim. Bugün yapılacak çalışmaların sonuçlarının bırakın partimiz ülkemiz açısından çok kıymetli olacağını biliyorum. Biz doğru yolda yürüdüğümüzde bu iktidarın değişeceğini görüyoruz ve elbette pek çok soruna çözüm getireceğiz. Ama Türkiye'de 100 kişiden 83'ünün memnun değilim dediği bir milli eğitim politikası var. Buraya vurulacak deşter, yapılacak dokunuş öyle basit, kolay ve sınırlı bir iş değildir. Bir bakan değiştirmekle, genel müdürleri değiştirmekle, il milli eğitim müdürlerini sosyal demokratlardan atamakla bu işler çözülmez. Aksine nasıl anayasa yapmak bir toplumsal sözleşme ise, milli eğitim müfredatında uzlaşmak da öyle bir toplumsal sözleşmedir meseleyi o kadar bütünlüklü ve o kadar çoğulcu bir yerden çözmeyi taahhüt ediyoruz. Çünkü Merkel'in yaptığı o dünyanın en pahalı arabasını dünyaya sattığı arabayı yapan mühendis de, tekniker de, o fabrikanın işçisi de, bekçisi de hangi siyasi görüşten olursa olsun üzerinde ulusal bir mütabakat sağlanmış eğitim sisteminin sonucunda oraya geliyor. Yapboz tahtasına dönmüş. Her gelen bakanın kendinden öncekini kötülediği kendi partisinden olmasına rağmen ve sürekli birilerinin reform yaptığı bir eğitim sistemi yerine tüm siyasi görüşlerin anayasa yapar gibi bir araya geldikleri elbette demokrasiden taviz vermeyen, elbette liyakati esas alan ama partizanlığı değil, hiçbir partinin partizanlık yapamayacağı bir eğitim sistemini güvence altına almak için yola çıkmış durumdayız. Bu yolculuğa bugün yapacağınız çok değerli katkılar var. Buna yürekten inanıyorum. Buraya emeği geçen herkesi hem bizim ekipteki herkesi başta Suat Özçağdaş ve yardımcıları olmak üzere kutluyorum. Buraya zaman ayıran, buraya bir kıymetli gününü ayıran tüm hocalarımıza, rektörlerimize, dekanlarımıza, değerli öğretim görevlilerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, <laughs>